Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilme. Ve cealna mimmen yestemi'una al-kavla fe yettebi'una ahsana. Ama ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarının hayatını okşuyduğu yine abbattaki dersimiz. Bugün Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anh hakkında sohbet kılamız. Çengeli Zol Arslan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in togası, tiriligi de cenneti ekenliğine haberini eşken 10 adamın bittesi, Fars'ını fatih kılgen mahir leşker baş kumandan. Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anh'ın nesil nesabı. O kişinin toluk isimleri Sa'd ibn Malik, ibn Uhayb, ibn Abdümanaf, ibn Zuhra, ibn Kilab, ibn Murra'dır. Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anh'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile nesabları Kilab ibn Murra'da birleşedir. Sa'd ibn Abi Waqqas'ın otasının ismi Malik bo'lgan. Sa'd ibn Malik özü. Lekin Malik ismi bilinmez. Abu Waqqas künyesi bilen meşgul bu genlik için Sa'd raziyallahu anh hem Sa'd ibn Malik deyip bas, Sa'd ibn Abi Waqqas deyip meşgul bu genler. Onası Hamna binti Sufyan ibn Umayya, Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayya'nın emmesi. Babası Ahib ibn Abdurrahman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin onasının emekisi buradı. Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anh'u hicretten 23 yıl evvel dünyaya geldi. Nasıl nasabı da hiç kendi şubaha, hiç kendi güman yok. Nasıl nasabı alıyı bugün kişilerden. O kişinin manakıbları, Resulullah'ın togası, duası icabat bulgen sahaba, Resulullah Sa'd ibn Abi Waqqas'ke ata anasını koşup fidakı yanıdı. Atın ey Sa'd, ata anam sizge fidabısın. İslam'da birinci bulup kemandan ok uzgen kişi, Aşere-i Mübaşşere'nin biri ve ana şu Aşere-i Mübaşşere'lerinin ahri gibi vefat etkeni. Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anh'udan ki yenge ahli şura bugün 6 kişinin biri. Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anh'u. Sa'd raziyallahu anh'u İslam'a birinci bulup kirgen Müslümanlardan idi. O kişi Abu Bakr Siddiq raziyallahu anh'unu kolada iman gekegen idi. Bilesiler Abu Bakr Siddiq raziyallahu anh'unu kolada ana şu aşere-i mübaşşere boyan 10 adamdan kuyudakiler iman gekegenidir. Usman ibn Affan, Zübeyir ibn al-Avvam, Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talhat ibn Ubaydullah. O kişi aytar edi. Men İslam'a kirgen günümden evvel birov İslam'a kirmegen idi. Ta'kid ki 7 gün geçe İslam'ın 3'ten biri bolup durdum. Elbette Sa'd raziyallahu anh'u İslam'da 3'ten biri bolup yürgen ben de yaptı. Bu özüge malum boyan yapıdı. Çünkü hala İslam mahfi suretteydi. İman keltirgen adamlar vardı. Ne mi bu gendi? Bu kişi İslam'la evvelde iman keltirgen kişilerden idi. Ulamalar bana şu masalarını yakışlar örgünüp çıkıp açıdı ki Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anh'u 7. bölüm iman keltirgen kişiydi deyişer. Allah hala misal. Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anh'u İslam'a kirgenliğini özü sıfatlar şundaydı. İslam'a girişimden 3 gün ilgari tüşümde özümde katmakat zulmetlerinin içi de kalganımda. Onun tufanı içi de tıpırçılıp durganımda birden menge ay nur saçıp kaldı. Tüşün elberi yaptı. Men o zaman yürüdüm. Öz aldığımda o ayge menden aldığını balgarlardı gördüm. Kimler adı olar? Zayd ibn Harise, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhular. Şu da bol yaptı bu nasıl. Onlar ki bu yerine kaçan geldiler dese bana şu saatte dediler. Şu da geldi. İrte bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahfi surette Mekke'de adamlarını yenge dinge davet kılıyken haberini içtim. Şimdi Allah da Allah'ın menge yakşiliğini irada kıptı dedim de Resulullah'ın aldığı bordum. Bas uzat tamam şaşırı bordum. Cihad derası da üçürettim. Namaz okup durgenkenler. Müslüman buldum. Tüşümde körgenlerimden başka hiç kim menin aldım ki tüşü alma yanıdı. Allah da Allah özü hakla yanıdı. O kişi ayıttı. Hala namaz farz bulmasından evvel dinge kirgen idim. İslam'a kirgen idi 10 yaşta idi.
Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anhu İslam'ın evveli de Müslümanlar yetken aziyetlerini başından geçirdi. Bana bilesler, Kureyş Müslümanlarını iktisadi kamalga aldı. Bana Haşim ve Müslümanıyam, kafiriyam bir bolup durdu. Bunlar bana şimdi kıyınçilike kap geçti. 3 yıl devam etti iktisadi kıyınçilik. Abu Nuaym rahmetullahi aleyh Hulyatul Avliya'da keltirgende aytiladi. Sa'd aytadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen biz Mekke'de hayatının türlü ağırlıklarını, kıyınçliklerini, meşakkatlarını gördük. Balo yetkende etiraf kıldık, onu örgendik, sabır kıldık. Resulullah bilen Mekke'de yedim. Bu hicret geçe bugün davur. Birden bavulum ostadan şitiregen narsanı avazını eşitip kaldım. Bavul kılıyatıydı, bavulu tüşüyatıydı kumge, bir payet başkaca avaz çıkıp kaldı. Karasam tüyanın bir parça terisi iken. Onu alıp yudum, keyin küydürüp iki taş arası alıp çaktım. Su bulan onu yiyip üç gün can sakladım. Yerge kesip taşlan varken tüyanın terisini yiyip üç gün can sakladım. İslam'da avalada Müslümanlığı bana şimdi kıyınçiliği boyan. Üçüncüden bunlar tırıylığı da cennette başarılığına agendi bunlar. Üçüncüden Allah Ta'ala ve Resulullah bunlardan razı boyandı. İslam'da akızılgen birinci kan. Öşü payette Mekke'deki devirde Müslümanlar Kureyş müşriklerini közüden narrağ bulup ular körmesliği için Mekke'nin derelerine, şiirlerine çıkıp yetip namaz okuşardı. Bir günü Peygamber Aleyhisselam'ın sahabaları bana şimdi namaz okuturgenleri de Mekke'nin taşkarısı da. Bir top müşriler onların namazını körüp kalıştı ve kelip onlarını sökçtü. Ortada iki damandan birbirine söz atışı başlandı. Müşriler geçe vardı. Şimdi Sa'd raziyallahu anh'u koledeki suyu bilen müşriyi bir başı yurdu, başıdan kan akızıp koydu. Müşleşik getirdi. İslam'da akızılırken birinci kan, Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anh'u akızılırken kanadı. Sa'd raziyallahu anh'u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in korukçısı. Bana indi Medine'ye hicret kılıçtı. Bu hadis, Abdullah ibn Amr ibn Rabia'dan, o kişi Ayşe anamızdan eşitken, Ayşe anamıza dediler, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bedor bo'ldilar. Madinaga kelganlarida qaniydi sahobalarimdan bir solih kishi meni shu tunda qo'riqlasa dedilar. Shu payt qurollar ovozini eshitdik. Rasululloh kim u dedilar. Shunda u kishi men Sa'd ibn Abi Waqqasman dedi. Sizni qo'riqlagani keldim. Nabi sallallohu aleyhi ve sellem uxladilar. Sa'd roziyallohu anhu yana o kişinin acilatı duradığı faziletlerden bittiyse başka sahabalardan. Duası icabat kişilerden adı. Bir günü dua Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aldı durup soradılar ki ya Resulullah dua kılın men duası icabat kişilerden boleh dedi. Şu yerde Peygamberimiz kol götürüp dua koysalar duası icabat boladı. Sa'd ibn Abi Waqqas duası icabat kişilerden boladı. Fakat bu Sa'd raziyallahu anhu yele tekişli hayriye topalar dedi. Ama Peygamberimiz dediler, ya Sa'd atib mat'amaka takunu mustacabat da'u. Sa'd lukumezi halal kılın. Lukumezi halal kılın, duası icabat kişilerden bulasız. Bu da yani bu ümmette hamazı yetekişli. Halal lukumeyin, inşallah duayız icabat kişilerden bulasız. Elhamdülillah bana şu lukumeye itibar verişlik yurtumuzda nahayta bir kişinin gözünü kuantradığın derecede bir çıralı bol yaptı. Bir sonra aşık mesela Kater beri yaptı. Palançının pulu kap getirdi. Nümakhileye damladı. Köterip geri yaptı. İşte yapız bu savallardı. Hayriyat bu. Bir devler boyan. Kattalar buladı. Burada akını ündürüp kalış. Yomurup kalış. Burnunu üstüne koyup kalış. Gözünü uzun alıştı gibi boyan. Levi deyip koyardı. Levisi var mı deyip koyardı o işte. Şusturilik. İlgarlıydı belgesi o ya. Kattalar yakışı buladı bunu. Levisi var mı? Levi ne mi? Okulluğudu da Levi. O çünkü ettim de. Yani bir 20-30 yıllardan ki toylarımızdaki cinliket, urf adatlarım yokup yeter. O şey Levi'lerde şarapatı da bu. Yok, kesapatı. Şu Levi'lerde siz bilen bizi cesatımızın singenliği hali tozalanıp ülgümegenliğimiz için kılama yapıp ayrılmışlardı. Peygamberimiz ettiler. Ey Sa'd. Taominizni halol qiling, duosi qabul bo'ladiganlardan bo'lasiz. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, bir odam harom luqmani qorniga tashlasa, Alloh uning duosini 40 kungacha qabul qilmaydi. Qaysi bandaning go'shti haromdan va ribodan o'ssa,
unga dozoq munosibroqdir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yana bir rivoyatda Sa'd ibn Abi Waqqas o'zi aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey Allohim, Sa'd senga qachon duo qilsa, qabul aylagin." Endi xos duo bo'ldi. Haqiqatan duosi ijobat kishilardan edi. Bu ulug' sahaba haqida so'z ocharkanmiz, u inson shaxsiyati ulug', buyuk kishilardan ekanligini aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ishonsa bo'ladigan, aytdimi, qiladi. Va'da berdimi, ustidan chiqadi. Ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhuga o'ta murakkab, o'ta qiyin, qaltis ishlarni ishonib topshirish mumkin edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davr. Musulmonlar Fors saltanati bilan jang olib boryapti. Ana shu janglarning birida Rasulullohning sahobalardan juda katta miqdorda kishilar shahid bo'lishdi. Bu narsa xalifani xavotirga soldi va qolgan sahobalarni jamlab qo'shin tayyorladi-da Madinaning tashqarisiga chiqdi. Ana shu jangni o'zim boshqaraman dedi. Ammo Rasulullohning sahobalari bunga ko'nishmadi. Xalifaning hayoti o'zini mulki emasligi, balki musulmonlarning mulki ekanligini eslatishdi. Xohlaganini qila olmaysiz, musulmonlarning mulki. Qarang. Siz sigaret chekishligingiz bilan yoki salomatchiligiga zarar yetishi aniq bo'lgan ishni qilishligingiz bilan osiy bo'lyapsiz. Siz agar o'zingizga o'zingiz kerak bo'lmasangiz, xotiningizga, bolalaringizga keraksiz. Tushunarlimi? Sizning hayotingiz endi o'zingizning mulkingiz emas. O'lib qolsangiz, xotin ersiz, boquvchisiz qoladi, to'rtta bola otasiz qoladi. Yana qaytarib aytaman. O'zingiz uchun kerak bo'lmasangiz, bolangizga keraksiz, xotiningizga keraksiz. Ular uchun sog'ligingizni saqlang. Nosam shuning ichida. Ha, o'lim Alloh taolo taqdir qilgan kuni keladi. Siz sport bilan shug'ullansangiz ham, unnos chehmasangiz ham, Alloh taolo taqdir qilgan kuni o'ladi. Lekin musulmon kishi o'zini sog'ligini avvalab asrashligi uning yelkasidagi vojibi. Endi haliga Alloh aytgan bo'lsa, bo'larasan desa, aytamizki, ha to'g'ri. Chanqagan bo'lsang, tumshug'ingni suvga tutma. Alloh yozgan bo'lsa, chanqoqing. Biz birodarlar sog'ligimizni saqlashlik yelkamizdagi vojib. Sport shuning ichida. Ovqatda tejab yeyish shuning ichida. Ondan keyin ovqat yemaslik shuning ichida va hokazo bilasizlar endi buni buyog'ini. Xalifa chiqib men o'zim jangga boraman desa musulmonlar yo'q. Siz bizga keraksiz. Siz biz ustimizdagi boshliqsiz. Agar siz o'lsangiz, parokandalik bo'ladi. Shunda unda kimni amir qilib tayinlaymiz bu qo'shinga? Deb sahobalarga xalifa Umar ibn Xattob maslahat solganida sahobalar o'yga tolishdi. Shunda Abdurrahmon ibn Auf men topdim dedi. Kimni? Changalzo'l Arslonni, Sa'd ibn Abi Waqqosni dedi. Sahobalarni ittifoqi bilan Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu Fors saltanati bilan bo'lgan hal qiluvchi Qodisiya jangida qo'mondon bo'ldi va Fors mamlakatini birodarlar mag'lub qildi. Bu juda ham katta narsa. Chunki o'sha davrdagi eng qudratli ikkita mamlakat Rum bilan Fors bo'lsa, ana shu Forsni Sa'd ibn Abi Waqqos mohir bir qo'mondon sifatida ularni mag'lub qildi, musulmonlarga katta g'alabani olib keldi. Sa'd ibn Abi Waqqos ahli shuroning biri. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'lim soatlari yaqinlashganida Rasululloh ulardan rozi bo'lgan 6 kishining ismini aytib, xalifa tayinlashligini shularning qo'liga topshirib ketdi. Ularning orasida Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu ham bor edi. Umar ibn Xattob aytgan edilar: "Agar bu ishga xalifalikka Sa'd ibn Abi Waqqos tayinlansa yaxshi. Agar undan boshqa kishi tayin qilinsa, bas u kishi Sa'dga suyansin." Demak, Umar ibn Xattobni Sa'd ibn Abi Waqqosga bergan bahosi mana shunday ulkan yuksak edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tog'asi. Kunlardan birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Sa'd roziyallohu anhuni erkalatib qo'ydilar. Sahobalari bilan payg'ambarimiz o'tirar ekanlar, Sa'd ibn Abi Waqqos kirib kelayotgan edi. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Hada xoli. Mana bu kishi meni tog'am bo'ladi." O'zidan kichkina, ona urug'idan, tog'asi. "Mana bu kishi meni tog'am bo'ladi. Fal yurini murun xolahu." Shunaqa tog'asi bo'lsa, biror kishi ko'rsatsin-chi menga dedi. Rasulullohni erkalatib qo'yishlik bu katta narsa. Rasululloh erkalatdimi, demak yaxshi ko'radi. Demak shu sahobasidan rozi. Rasululloh rozi degani nima degani? Alloh rozi degani.
Rasulullah Sa'd ibn Abi Vakkas'ını katta yaşıyor yanlar. Bir günü Sa'd raziyallahu anhu bemor bo'lib qoldi. U kishi aytadi, bemor bo'ldim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni ko'rgani keldilar. U zot qo'llarini ko'kragimga qo'ydilar. Uning sovug'ini qalbimda his etdim. So'ngra u zot, sen yuragi xasta odam ekansan. Saqiflik al-Xoris ibn Kaldaning oldiga bor. U tabiblik qiladigan odam. Bas u Madinaning ajvosidan 7 dona xurmo olib, danaga bilan tuysin, so'ngra senga ichirsin dedilar. Abu Davud rivoyati. Bitta nozik joyi, bitta duo qilib bo'lsa ish bitib ketadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zini sahobasi o'rayotganda palon-palon ekansiz deyaptilar va dorisini odamlarning qo'lidagi sababga ishora qilyaptilar. Palonchining oldiga borib, "Mohurmo odam, mana deqilib, mana deqilib ishing" deyapti. İç kere ekanmi? İç kere ekan. İslam'da atılgan birinci ok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret kılıp vardılar. Ve Kureyş kervanı'ya Müslümanlardan ibaret, muhacirlerden ibaret koşunu çıkarardı. Kureyş'in Şam'dan gereken kervanının yolunu tutuştuğu için. Bu karakçılığımız idi. Çünkü karakçı doğru giden kervanını talan taraş kıladı. Ama Müslümanlar ise fakat yine Kureyş kabilesinin kervanı'ya çıktılar. Sebebi Mekke'de kogan, Müslümanların kogan mülkü, malı mülkünü Kureyş müsadara kıptaşa genedi. Şimdi onlar gibi belirleyken cevap edin. Resulullah Ubeyde İbni Haris başlığı da Müslümanların ibaret bir koşunla çıkardılar. Ular Şam'dan gelirken Kureyş'in kervanı yolu çıkışlığı gerek. Müşrikler gibi düş gelişti. İki taraf ortasında birbirine kemandan okuzuş buldu. Ana şu günü Müslümanlar tamamen birinci olup kemandan okuzgan kişi Sa'd ibn Abi Vakkas raziyallahu anhuydu. Uhud günü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çukurga düşüp gittiler. İbn-i Ummi Kamiye Peygamberimiz gibi bir neçe mette zarba verdi. Taş bilen Resulullah'ın yüzlerine vurdu. Şeytan Muhammed öldü de kışkırıp yubardı. Galip olup dururken Müslümanlar mağlup oldu, parakendaliyip oldu, hemen arkaya kadar kap gitti. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldı da sabit dururken az yine kişilerin bittesi, ana şu dururken az yine kişilerden bittesi, Sa'd ibn Abi Vakkas raziyallahu anhu buldu. Mana şu günü de Sa'd raziyallahu anhu'nu kemandan o kaçlıydaki maharatını görüp, merigenliğini görüp Peygamberimiz İrmiye Sa'd, Atin ey Sa'd, bi abi ente ve ummi, ata anamsız ki fida basın da bir bardılar. Resulullah ata anasını Sa'd ibn Abi Vakkas kerime kıldılar, fida kıldılar. Yani mana şu kemandan o kaçlıydı mahur bu genliği için. Spor dese buladı mı şuna? Kemandan o kaçlıydı spor. Zor sparsmen bo'lganligi uchun. Agar kurashib yenganida shu kurash uchun aytsa bo'lsa kerak edi. Ukalar, sport bilan shug'ullanish kerak. Innamal amalu binniyat. Agar shu niyat jismonan sog'lom, quvvatli bo'lsam, Alloh va Rasuli yaxshi ko'radi. Rasululloh yaxshi ko'rganlar degan maqsadda sport bilan shug'ullansanglar, o'sha har bitta yurganinglar birodarlar sadaqa o'rnida bo'ladi. Ha endi biz 40 kishi degan, sizga kim qo'yibdi? Sizga kim qo'yibdi? Siz och deying. Siz göç deyin, halistirin köpeğisin, keyin doktorga borin, vay spor zalga borin da, arzimagan pulga. Mana telefon modu yaptı, mana kiyim, mana maşina modu yaptı deysiler, cismanın sağlam, stronyo buluşan modu olu yaptı hazır, eğer kereyi bulsa. Bu moda daim moda buladı. Doğru mu? Bu ulu sahabanı iki de küçülüğü kuralı baradı. Bittası kemanı, bittası duası. Ayta öttük. Kemandan atışlıydı, kemandan ok atışlıydı, Sa'd ibn Abi Vakkas tengsiz idi. Nahatta mergen idi. Ve duası icabat kişilerden idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kıyandılar. Allahümme saddid ramiyatahu ve acib da'vatahu. Peygamber atken okunu doğru kıyın, duasını icabat kıyın. Bu dua Peygamberimizin kalbini tüp tüpüden çıkan idi. Duası icabat boyan idi. Mergen idi, duası icabat boyan kişilerden idi. Bazı da buraya bir yaşlı kılasız. Çin köngülden sizden razı olup, minnettar olup dua kıladı hakkızge. Bana şimdi dua adısı taş gerek. Hani dijurni dualar demez. Dua kıp koyamam dedi diyor. Bir neyse desem. Kıgesi yok dua kıp koyamamsa şu kıldı. O dijurni dua başka neyse. Hani sonra valingen dua. Ve siz ahalız Allah için bir hayriyet kıgenizde hakkızge kıgen dua başka dua. Çünkü buradalar, bana şu dua dünyadaki hemen nasıl damsal. Ulamalar yetişedi.
ota-onasiga chiroyli muomala qilayotgan yigitni uchrasang, duch kelsang, seni haqqingga duo qilishini so'ragin, chunki uning duosi mustajobdir. Ota-onasini rozi qilgan odamning duosi birodarlar ijobat bo'ladi. Bu Alloh taolaning shu bandasiga bergan karomati, hurmati bo'ladi. Ota-onani rozi qilaylik, o'zimizni duoimiz ijob bo'ladi deb o'qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqosga bergan ulkan guvohligi. Mana aytdik, payg'ambarimiz Uhud kunida Sa'd roziyallohu anhuga ota-onam sizga fido bo'lsin deb duo qildilar. Albatta bu ulug' martaba. Zubayr ibn al-Avvomga ham shunday degan deyiladi Rasulullohni Xandaq kunida. Ota-onasini fido qilganligi, demak, bu sahobadan payg'ambarimiz tamomiy rozi bo'lganligini alomat bo'ladi. Birodarlar, siz bilan biz yetişişimiz mümkün bo'lgan eng oliy martaba nima desa, nima deb javob beramiz? Alloh roziligi, undan katta martaba bo'lmaydi musulmon uchun. Shuning uchun Allohni rozi qilaveraylik, undan katta mansab bo'lmaydi bizga. Allohni rozi qilaveraylik, Alloh bizni yaxshi ko'rsa, bandalarni yaxshi ko'radigan qilib qo'yadi. Agar Alloh taolodan biz haybatlansak, odamlar bizdan haybatlanadigan bo'ladi. Agar Alloh taologa itoat qilsak, bizga ham itoat qiladi odamlar. Agar Allohga iqbol qilsak, bizga ham iqbol qilishadi. Endi buni muqobilida, buni teskarisidagi odamni ko'ring. Allohning g'azabida yuradi. Yurishi ham, turishi ham, gapirishi ham, qilayotgan tijorati ham Alloh taologa itoatsizlik bilan kun o'tkazayotgan inson haqiqiy baxtsiz, badbaxt inson. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu qattiq kasal bo'lib qolganida Rasululloh ziyoratiga kelganda, "Ya Rasululloh, men puli ko'p odamman. Boyligim 3 tani ikkisini ehson qilaymi?" deganda payg'ambarimiz, "Bu ko'p" dedilar. "Yo'q. Yarmini, yo'q. 3 tan birini, yana yo'q" dedilar. "3 tan biri ham ko'p" dedilar. Bolachaqangizni o'zingizdan keyin odamlardan hojatini so'raydigan qilib tashlab ketganingizdan ko'ra, bolachaqangizni boy badal qilib tashlab ketganingiz yaxshi" dedilar. Sahobalarga bo'lgan g'ayurligi, duosi ijobat bo'lganiga bitta dalil. Umar ibn Sa'ddan rivoyat qilinadi. Bir kishi Sa'd, Ali, Talha va Zubayr roziyallohu anhumlarni so'kayotganligini eshitib qoldi. Ali, Talha, Zubayrni bir odam so'kayapti, Talha roziyallohu anhu eshitib qoldi. "Bu ishingni qo'y. Agar qo'ymasang, seni duoibat qilaman" dedi. Haligi odam, "Sen meni xuddi o'zingni nabiyday tutib tahdid qilasan-a? Sen nabiymisan, sen duoing ijobat bo'lgani" dedi. Ulug' sahobalarni so'kayishdan to'xtamaganida Sa'd roziyallohu anhuni qo'ydida, borib tahorat qildi, ikki rakat namoz o'qidi, duo qildi. "Ey Allohim, agar mana shu odamning sen tomondan yaxshilik irodan ketgan kishilarni so'kkanini bilsang, ularni so'kkani sening g'azabingni qo'zigan bo'lsa, uni bir belgi va ibrat qilgin" deb duo qildi. Ozgina vaqt o'tdi, bir odamning uydan tuya otilib chiqdida, odamlarning orasiga kirdi. Xuddi bir narsani istayotgandek istadi. Topdi haligi odamni. Oyog'ini tayoq qo'yib tepalab o'lguncha bir bosib turdi. Sa'd ibn Abi Waqqos duosi ijobat kishilardan edi. Ha. Birodarlar, bu duosi ijobat bo'lishi aniq bo'lgan sahoba edi. Biz ham birovga zulm qilishdan ehtiyot bo'laylik. Garchi duosi aniq ijobat bo'lmaydigan odam bo'lsa ham, oddiy odam bo'lsa ham, agar unga zulm qilsangiz, albatta uni duosi ijobat bo'ladi, agar sizni qarg'asa. "Seni Allohga qo'ydim" dedi. Agar Allohni tanidigan odam bo'lsangiz, butun vujud istirab ketish kerak. "Seni Allohga qo'ydim" deyapti. Sotda yutib chiqdingiz. Tanish bilishlaringiz ko'p. Uni haqqini o'zingizga qilib oldingiz. Buni tanish bilishi ham yo'q, quvvati ham yo'q, hech narsasi yo'q. Qozi hukmni ham chiqarib berdi sizning foydangizga, ammo bilasiz uni haqqini yeganligingizni. Bilasiz unga zulm qilganligingizni. Hushyor bo'ling. Agar sizni Allohga qo'ydim deydigan bo'lsa, tugadingiz. Haqqini qaytarib bering, uzr so'rang. Hayotni qarasanglar birodarlar, misollar to'lib yotibdi. Palonchi bo'yni uzilib ketibdi, palonchi juvonmay bo'pti, unda bo'pti, bunda bo'pti. Hamma bunga guvoh bo'ladi-yu, nima uchun shunaqa bo'lganligini hamma bilmaydi. Zulm qiluvdi-da. Zulm qiluvdi-da. Endi zulm qilib bo'yni uzilib ketganligini, juvonmay bo'lib ketganini ko'rganlar esdan chiqarib qo'yadi. "Mendan burun shu ishda turgan odam odamiga zulm qiluvdi, mana bunday bo'lib ketuvdi. Shu ishni qilmay" demaydi. Nimaga unaqa demaydi? Insonda. Inson nima? Inson unutuvchi. Inshaalloh bu ulug' sahoba hayot haqidagi darsni keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz.
Akulu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Warinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a warinal batila batilan warzuqna ijtinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tağalarından idi. O kişi aşere-i mübaşşerenin biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye ata-anan fida olsun ey Sa'd deganlar. Ata-anasını fida qilganlar. Sa'd radıyallahu anhu boy badavlat kişilerden idi. Bu kişi malı halal yol bilan topligan idi. Masalan, ticaretler var, yiliga 13%, 14% fayda keltiradi. Yani şu ticaretler var, şuna kadar firmalar var, kampanyalar var, 200% fayda beramiz biz deydi. Ana şuna bir gayri oddiy faydani biror tavsiya qilayotgan bo'lsa, taklif qilayotgan bo'lsa, hushyor tortishlik kerak. Unaqa bo'lish qiyin. Unaqa bo'lish qiyin, ha. Haliga haqiqatan katta foyda keltiradigan tijoratlar bor, ko'proq harom tijoratlari bo'ladi bular. Bu narsadan ehtiyot bo'lishlik kerak. Shuning uchun bir hikmat bor ekan. Katta mol davlat egasi. Agar mana shu katta boylik shu egasiga davomligini, bir xillikni bermayotgan bo'lsa, tez muddatda arab tilida muflis deyiladi. Bir odamni qarasangiz, bir daniga boyib ketdi tez muddatda va bir daniga yo'qib ketdi. Shu odamning pulida harom tijorat bor edi deb gumon qilinar ekan. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu boy badavlat kishi edi. U kishini tijorati halol yo'l bilan bo'lgan edi. Mana u kishi o'zini moli mulkini 3dan 2sini sadaqa qilmoqchi bo'lganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? An Sa'd ibn Abi Waqqas قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت حجة الوداع ده كسل بولدم ölüp qalışı yaqın boldum şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mening ziyaretimge geldiler men Resulullah'ga ya Resulullah ahvalımı körüp duribsiz badavlat odamman miras oladigan farzandım bitti gene şunun için malımı 3'ten 2'sini sadaka kılıp yubarayım mı dedim Resulullah yok dediler. Men yarımını sadaka kılıp yubarayım mı dedim. Resulullah yok dediler. Men üçten birini sadaka kılıp yubarayım mı dedim. Resulullah üçten biri hem köp dediler. Resulullah dediler elbette siz miras kullarınızı adamlardan hacetlerini soruyduken kembegal halde kaldırıp ketkeninizden köre onlarını bayı badavlat kılıp kaldırıp ketkeniniz yakışırağı dediler. Kareyler. Sünnette şundayken, siz öz yüzü, malı, mülkiyizi, törden, birden, artıkçasını ihsan kılamayız iseken. İslam'da rahmetli gini kalın. Seninle hiç neyse kaldırmayayım ben. Hamasını sadaka kılıp getemem deyiştik ki atanın hakkı bulmaz iken. Çünkü farzanın hakkı hukuku var üstüde. Çünkü masjid kul mahcup olsa bir adam, yetim yesirlerine infak mahcup olan olsa, pulunu törden, birden, köpünü sarplaşka hakkı yok. 25% sasteyen eze infak kılışı mümkün. Çünkü peygamberimiz et yaptılar, 3'ten 1'ye hem köp. Mabada kimdir şuna sana niyet koyan basa, bilvasın şuna sana, 4'ten 1'den aşığını sadaka kılışı ki hakkınızı yok. Çünkü siz infak kılışı koyan kembegal kişi, onge sizden başkalarının ihsan kılışı mümkün. Ama aileyiz ki fakat siz sadaka kılasız. Siz sahavat görsetesiz. Çünkü birinci hakdarlar kimken, özüyüzü aile azalarız. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu payg'ambarimiz bashorat berganlaridek jannat ahllaridan ashara-i mubasharaning biri. Kunlarning birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekanlar, ularga qarab aytdilar, "Hozir sizlarning yoningizga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi." Hamma sahobalar har tomonga qarab qolishdi, "Kim kelar ekan? Kim kelar ekan?" Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu kirib keldi. Sahobalardan biri aytadi, Sa'd ibn Abi Waqqasni
cenneti buluşuyor, sabah boyunca bir kendidir, mahfi işi var olsa şunu örgün edildi de, erçi valla. Hulas, kanaka işiniz var, biz bunu miydi yandı, soru olurdu, ahire, Sa'd'ın Nabi Vakkas'a etti, hem bile kılalıyım, ibadatı kılamam benim. Namaz okuyman, roza tutamam, gözümü tiyemem. Ondan taşkara, bronta Müslüman'a nispeten kalbimde yine küduratım yok. Hasadım yok, kalbim tozadı. Dinimiz buradalar ota onaga yaxshilik qilishlikka buyuradi. Va qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Alloh taolo yolg'iz o'zigagina ibodat qilishlikni va ota onaga yaxshilik qilishlikni buyurdi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu bilan onasi o'rtasida kechgan voqea. Buradalar ota onaga yaxshilik qilishlik dinimizning buyrug'i. Chunki ularni rozi qilsak, Allohning roziligi bor. Ammo ba'zini ko'ramiz. Ota-onamga itoat qilyapman, Allohni rozi qilyapman deb ayrim farzandlar gunoh ma'siyatda ota-onasiga itoat qiladida, Allohga osiy bo'ladi. Ota-onani boshimizga qo'yamiz. Ota-ona g'animat. Ota-ona boshimizga qo'ngan qushdek, bir rat uchib ketib qolishi mumkin. Ammo shu ota-onani gunoh ma'siyat ishga buyurayotgan paytda unga itoat qilmasligimiz ayni birrul validayn bo'ladi. Aksincha gunoh ma'siyatga buyurganda xo'p deb shuni qilishigimiz Allohga bo'lgan osiylik bo'ladi. Araq olib ber deydi. Yoki araq ichayapsan men bilan o'tir deydi. Harom ishga buyuradi. Onlardan otasha o'tiramiz deydi. Mana shu o'rinda itoat qilmaslik kerak bo'ladi. Sa'd ibn Abi Waqqosning onasi. Sa'd roziyallohu anhu Makka ahli ichida, Makka yigitlari orasida onasiga eng chiroyli muomala qilishligi bilan mashhur bo'lgan edi. Ammo Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ergeşip Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anhu Müslüman bo'lganida de onası dininden kaytasan bo'lmasam ovqat yemeyman, su içmeyman, ochlikdan qiylanib ölemem. Ve malomatga qolasan dedi. Hakikaten şu sözde turib oldi. Sa'd ibn Abi Waqqas bu işten qaytarmoqchi bo'ldi ama fayda bermedi. Bir necha kun ovqat yemedi, su içmedi, holidan qolib yiqildi. Şunu anasının kaysarlığını görgen Sa'd raziyallahu anhu kelib aytdi ki, ey onajon, Allah'a kasam, bilib koyun ki, eğer size 100 ta joningiz bo'lib, her günü bitti bitti bo'lib çıkıp yatadigan bo'lsam, Muhammed'nin dinini tark etmayman dedi, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve in cahedake ala an tuşrike bi ma leyse leke bihi ilm, fela tuti'huma ve sahibhuma fid dunya ma'rufa. Rabbimiz bizga ota-ona bo'lgan, ota-onaga yaxshi muomala qilishga buyurgan va gunohga buyursa nima qilishimiz ham o'rgatgan. Agar ular, ya'ni ota-ona, seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etma. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da, dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Gunohiga itoat qilmaymiz. Sa'd roziyallohu anhuning onasi shirkka, kufrga buyurgan edi, itoat qilmadi. Va qodo robbuka alla ta'budu illa iyya. Parvardigoringiz yolg'iz o'zining, uning o'ziga ibodat qilishga buyurdi va ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Alhamdulillah endi bizning ota-onalarimiz gunoh ma'siyatga buyurmaydi. Mabodo buyursa ilmsizligidan buyurayotgan bo'ladi. Endi boram nima qilamiz endi? Shu zarur bo'lib qoldi-da, bankdan pul olmasak bo'lmaydi-da, deyapti. Şu aradı dükkanı koymasa kirlen kirme yaptı da dese şu yetti itaat kılınmıyordu. Fakat o şu itaat kılmasıyken buradalar adab bilen buluşmak gerek. Bakır çakır kılmasıyken gerek. Çünkü la ta'ateli mahlukin fi masiyatil halik. Halıkka asi bulunan orunda mahlukka itaat kılınmıyordu. Sa'd ibn Abi Waqqas raziyallahu anh'unu Kufa'ya vali buluşmak. Halife Umar ibn Hattab raziyallahu anhu bu sahabanı Kufa'ya vali kılıp tayinladılar. O kişi Kufa'nı abad kılışına girişti. İmaratlar kurdu. Abad kılırken payıttı. Bana şu payıttı Kufa ahli halifeye maktubu yazıp şikayet kılıştı. Namazını çırali okup vermeydi biz geldi işte. Resulullah'ın sahabası okuyken namazdı. Kufa'lılar ne yaptı? Sa'd ibn Abi Waqqas külüp vallahi men ularga Rasulullohni o'qib bergan namozini o'qib beraman. Avvalgi 2 rakatni uzoqroq qilib o'qiyman, keyingi 2 rakatini qisqaroq qilib o'qiyman. Amirul Mu'minin Madinaga chaqirdi Sa'd roziyallohu anhu. Keldi, so'roq savol bitgandan keyin yana qaytib borib
valiligizni qilavering dedi. Shunda Sa'd roziyallohu anhu unamadi. Kulib namozni yaxshi o'qib bermaydi deydigan odamlar degan qaytib boraymi dedi. Madinada qolishni ixtiyor qildi, Madinada qoldi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu ni mana o'tgan darsimizda o'tib o'tdik. Qodisiya jangida amir bo'lganligini aytdik. Umar ibn Xattob u kishini amir qilib tayinlagandan keyin qilgan vasiyati bor ekan. Hali faxrlanish bo'ladi-yu, palonchi qorin bolasiman, palonchi eshonni nevarasiman, hali nasl-nasabda albatta yaxshi, solih insonlarda zurriyoti bo'lganligingiz yaxshi, ammo sizga bu narsani qiyomat kunida foydasi bo'lmaydi. Ularni qilgan amali o'zi uchun, sizni ham qilgan amalingiz o'zi uchun. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu Rasulullohning tog'asi edi. Nimada vasiyat qildi? Onasining bolasi Sa'd. Rasulullohning tog'asi, Rasulullohning sahobasi deyilishligi seni g'ururga ketkizib qo'ymasin. Albatta Alloh yomonlikni yomonlik bilan yuvmaydi. U zot yomonlikni yaxshilik bilan yuvadi. Alloh bilan birovning o'rtasida u zotning to'atidan o'zga nasab yo'q. Odamlarning barchasi Allohning dinida tengdirlar. Ular u zotning bandalaridir va u zotning huzurida ofiyat ila fazl toparlar. U zotning huzuridagi narsani u zotning to'ati ila olarlar. Nazar solib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lozim tutgan ishni o'zingga lozim tut. Ya'ni kerilma degan. Kerilma degan. Bilasizlar, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu vafotidan keyin Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lgan. Va Usmon roziyallohu anhu davridan fitnalar boshlangan. Shu fitna juda ko'p sahobalarni qatl bo'lishiga, musulmonlar orasida juda ko'p qon to'kilishiga sabab bo'ldi. Fitna. Al-fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadaha. Rasululloh aytdilar, fitna musulmonlar o'rtasidagi bir g'alvani boshlanishligi, tinchlik yo'qolishi fitna. O'zi uxlaydigan narsa bo'ladi. Demak, kimdir uyg'otadi uni. Agar uyg'otmasa uxlaydi fitna. La'anallohu man ayqada. Uni kim uyg'otsa Allohning la'nati bo'lsin. Rasululloh la'natlaganlar, fitna qo'zayotganlarni. Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lganidan keyin Sa'd roziyallohu anhuni yana Kufaga vali qilib tayinladilar. Sa'd roziyallohu anhu Kufada bir muddat vali bo'lib ishlab turdi. Orada ixtilof chiqqanda Usmon roziyallohu anhu Sa'dni yana ishdan oldi. Shundan keyin u Sa'd ibn Abi Waqqas hech qanaqa ishlarga aralashmay qo'ydi. Usmon ibn Affon davridagi mashhur fitna boshlaganida Sa'd roziyallohu anhu uydan chiqmay qo'ygan edi. Yana yaqinlariyu bola chaqalar yonida turib shu fitnalar haqida gaplashishini ham xohlamagan edi. Bir kuni ana shu fitnalar avjiga chiqqan paytda Sa'd roziyallohu anhuning oldiga jiyani keldi. Hishom ibn Utba ibn Abi Waqqas. Bu fitnalardan xabarlar bor. Usmon ibn Affon o'ldirilgandan keyin Ali ibn Abi Tolib bilan Muoviya ibn Abu Sufyon o'rtasida bo'lgan fitnalar kelib aytdiki, Hishom ibn Utba ibn Abi Waqqas, ey amaki, mana 100 mingta qilish turibdi. Sizning hukmingizga shay. Mana shu ishga sizni haqli deyishyapti. Ya'ni xalifa bo'lishlikka sizni haqli deb 100 mingta qilish turibdi. Sa'd roziyallohu anhu qarab turib, men mana shu 100 ming qilish ichidan bitta qilish bo'lishini xohlayman. Qanaqa bo'lsin u qilish? Agar u bilan mo'minni ursam hech narsa qilmaydigan bo'lsin, agar kofirni ursam kesadigan bo'lsin. Shunaqa qilish topib kela olasizlarmi? Jiyani Sa'd roziyallohu anhuni maqsadini tushundida chiqib ketdi. Fitna. Fitna bo'ladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda yurgan odamdan ko'ra fitnaning ichida turgan odam afzal. Turgan odamdan ko'ra o'tirgan odam afzal. Ya Rasululloh, fitna bo'lsa nima qilaylik? Uylarga kiringlar, qilichlaringizni toshga urib o'tiringlar. Ya'ni o'tmas qilinglar, bironta musulmonni chof qo'ymanglar. Ya Rasululloh, agar uyimizga kirib o'tirganimizda ham fitna qo'zayotganlar biz bilan chiq desa, agar chiqmasak qatl qilamiz desa, nima qilaylik? Allohning maqtul bandasi bo'l, qotil bandasi bo'lma dedilar. Tushunarlimi? Bu fitna bo'layotganda musulmon shunaqa ehtiyot bo'lish kerak. Endi fitnani qo'zayotganlar nima bo'ladi? Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu bilan Muoviya ibn Abu Sufyon o'rtasida bo'lgan ishlar nihoyasiga yetdi. Ish Muoviya ibn Abu Sufyonni xalifa bo'lishi bilan tamomiga yetdi. Muoviya ibn Abu Sufyon xalifa bo'ldi. Keyinchalik Sa'd roziyallohu anhu oldida turib aytdiki, "Nima uchun dedi?
biz bilan birga yurib jang qilmadingiz? Axir Alloh taolo Qur'onda ey mu'minlar, agar mu'minlardan bo'lgan ikki toifa bir-biri bilan urushib qoladigan bo'lsa, darhol ularning o'rtasini isloq qilinglar. Endi agar ulardan biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuzkor toifa Allohning amriga qatgunicha sizlar tajovuz qilgan toifa bilan urushinglar degan-ku. Men tomonda ham turmadingiz, Ali tomonda ham turmadingiz. Sa'd ibn Abi Waqqos javobini qarang. Men Rasulullah sallallohu alayhi vasallam Harun Musoning huzurida qanday manzilatda bo'lsa, sen mening huzurimda shunday manzilatdasan. Faqat mendan keyin nabiy bo'lmaydi degan kishiga qarshi jang qilishni to'g'ri deb bilmasdim dedi. Rasululloh bu hadisini kimga aytgandilar? Musoning huzurida Harun qanday martabada bo'lsa, sen ey Ali, meni huzurimda shunday martabadasan, faqat mendan keyin nabiy yo'q deb Rasululloh Aliga aytgandilar. Bunaqa odamga qarshi qilish ko'tarishni to'g'ri deb bilmagandim dedi. Ana birodarlar, fitna bo'lganda qanday ish tutish kerak? Sahobalardan o'rganishimiz kerak. Qo'zish kerak emas fitnani. Kimdir fitna qo'zimoqchi bo'lib gap tashib yurgan bo'lsa, uni odamlar orasida yayish kerak emas, to'xtatib qo'yish harakat qilish kerak. Rosa yomonladi palonchini. Eshitib o'tirdingiz. Rosa o'zining haqligini gapirdi. Eshitib o'tirdingiz-da ayting oxirida. Buncha narsani bilar ekansan, naridagi odam sen aytgan narsalar bilmaydi. Yur borib o'ziga aytaylik. Axir musulmon o'ziga yaxshi ko'rgan narsani nima qilish kerak? Ravo ko'rish kerakmi? Yur, o'sha sen yomon deyotgan odam oldiga bor, ayt shu gapni. Bunchalik ilmli ekansan, bu odamlar bilmas ekan bu narsani, yur borib aytaylik desiz, unamaydi. Bo'lmasa ayting, birodar, mayli seni vaqting yo'q ekan, to'g'ri tushundim. Endi men borib aytaman. Toki chaqimchilik bo'lib qolmasin, senga aytib qo'y. Bu nasihat ma'nosida boraman, "Ey palonchi voy aka, mana odam sizni mana qa deyapti" deb aytaman-da endi nima der ekan. Mana shu fitnani yopish bo'ladi. Sa'd roziyallohu anhuning vafoti. 54-chi hijriy sanada Madinaning chetidagi Aqiq deb nomlanadigan joy. 80 dan o'tgan Sa'd ibn Abi Waqqos safarga hozirlanmoqda. Oxirgi safari. U kishining o'g'illari mana shu hozirlik haqida shunday deydi. Otamning boshi quchog'imda edi. U kishi jon taslim qilmoqchi edilar. Men yig'ladim. Otam, "Nima yig'laysan o'g'lim? Albatta Alloh meni hech azoblamaydi. Men ahli jannatlardanman" dedilar. So'ngra u kishi sandiq ishora qildilar. Uni ochishdi. Ichidan eskirib ketgan bir dona olishdi. Sa'd roziyallohu anhu, "Ana shu ridoimga meni kafanlanglar. Badr kunida mushriklar bilan jang qilganimda mana shu ridoni kiygan edim va mana shu kun uchun uni saqlab qo'yganim" dedilar. Sa'd ibn Abi Waqqos aytdilar, "Menga lahat qazinglar. Ustimga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qilinganga o'xshab g'ish qalinglar" dedi. Sa'd ibn Abi Waqqos omonatni topshirdi. Vafot etdi bu ulug' sahoba. Ashara-i mubasharaning oxirgisi shu kishi edi. Tiriligida jannatni xabarini eshitgan 10 ta sahobaning oxirgisi oxirgi vafot etgani Sa'd ibn Abi Waqqos edi. Hatto ayrim olimlar aytadi, muhojirlardan oxirgi bo'lib vafot etgan kishi ham Sa'd ibn Abi Waqqos edi deb aytadilar. Sa'd ibn Abi Waqqosning janozalarini Marvon ibn Hakam o'qidi. U kishining pokiza jasadlari Jannatul Baqi qabristoniga dafn qilindi. Alloh azza va jalla bu kishilarni hayotini o'qib o'rganib, ibrat olishimizni barchamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.